Merhaba. Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün sizlerle soru cevap videosu yapıyoruz. Sizin bana buradaki Instagram üzerinden sorduğunuz soruların hepsini cevaplamadım. Çok fazla soru geldi çünkü bayağı bir soru geldi. Aralarından bir sürü soru seçtim ve o soruları bugün burada cevaplayacağız. Hadi başlayalım. İlk sorumuz: YouTube'da hiç ümitsizliğe kapıldın mı? Yeni başlayacaklar için önerilerin neler? Evet, şu anda biraz eğilerek konuşuyorum çünkü çok dandirik bir tripod kullanıyorum. Demişsiniz ki hani YouTube'da hiç ümitsizliğe kapıldın mı veya yeni başlayanlara ne önerirsiniz? Yeni başlayanlara tek önerim, özgün olmaya çalışın. Hani kendinize özel lafınız olsun. Mesela arkadaşlar, bu videoya bakalım 24 saat içinde 20 bin like gelecek mi? Ciddiyim şu anda. 24 saatte 20 bin like. 20 bin like, hadi bakalım, yeni rekor. Aslında bu rekoru kırdık ama bakalım 24 saat içinde 20 bin like gelecek mi? Ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın, lütfen abone olun. Bu tür şeyler mesela, benim girişim de var, şu şekilde mesela bir girişim var. Bunlar size özgü şeyler ve insanların sizi tanıyacağı şeyler olur. İnsanların lafını veya girişini kopyalayana kadar kendi girişinizi oluşturabilirsiniz. Hani özgünlük bir numara olmalı. Ve YouTube'a ilk başladığınız zaman güncel olur. Hani mesela bazı kanallar gördüm, şu anda 300 bin 400 bin abone olmak yerine 30-40 bin abone eder. Neden? Adamın bir videosu var mesela 1 milyon izleniyor. YouTube ona bir şans veriyor. Senin videon 1 milyon izlendiği zaman senin bir tane daha güzel video patlatman lazım. Bir tane daha patlatacaksın ki daha da ön plana çıkasın. Ama o adam 1 milyon abone, hani 1 milyon izleyince sanıyor ki hep 1 milyon izlenecek. 2 hafta video atmıyor. Öyle olursan en altta düşersin bu sefer. Yani güncelliğinizi ve her zaman rekabetçiliğinizi koruyun. Hani mesela diyorsunuz ben 2 yıldır oyun çekiyorum, gelişmiyorum. Ben 2 yıldır müzik yapıyorum, gelişmiyorum. Yapılan şeyin aynısını yaparsanız, mesela diyelim ki ben GTA 5 videosu izlemek istiyorum. Ben onu en iyi yapan adamı izlerim. Gidip yeni bir tane kanalı, 2000-3000 aboneli kanalı şahsen izlemem. Ama siz o adamın yapmadığı bir şeyi bize sunarsanız, onu izlemek yerine sizi izleyecekler. Ben şahsen yapılmayanı yapan kanalı izlerdim, 2000 abonesi varsa. Ama hani 1 milyon aboneli adamın yaptığı aynı şeyi yapan adamı ben izlemem. O yüzden farklılık getirmeniz lazım kendinize ve özgün olmanız lazım. Benim YouTube'da çok kötü zamanlarım oldu. Çok fazla saldırıya uğradığım zamanlar oldu. Hani ben şu anda altın günlerimi yaşıyorum. Ben 30 bin 40 bin aboneyken Türkiye'deki en büyük kanal 200 bin aboneydi. 250 bin aboneydi sanırım. Ve ben o zamandan beri devam etmiş olsaydım şu anda çok farklı yerlerde, çok farklı pozisyonlarda olabilirdim. Gerek insanlar gerek İzleyiciler buna fazla izin vermedi. Olmadı o yüzden ama şu anda buradayım, yılmadık, devam ediyoruz. Siz varsınız, sizi çok seviyorum tekrardan. Ve her şey çok daha güzel olacak, hadi videoya dönelim. Sana tercih yapmanı isteseler, çok aşık olduğun kızın son gülüşü mü yoksa 1 milyon para mı? Hangisini seçmem lazım? Sevdiğim kızın gülüşü mü yoksa 1 milyon lira mı? Sevdiğim kızın gülüşü mü yoksa 1 milyon lira mı? 1 milyon lirayı seçerdim. Zaten mantıklı düşündüğünüz zaman son bir gülüş hakkı kalmış. 1 milyon dolar daha cazip geliyor. YouTube hayatının dışında neler yapıyorsun? Gördüğünüz gibi işte YouTube hayatım dışında da ben böyleyim genelde. Hani çok fazla dışarı çıkan, gezen bir insan olmadığım için genelde evin içindeyim. Ailemle zaman geçiriyorum, video izliyorum, video montajlıyorum, yeni efektler öğreniyorum, yeni video fikirleri çıkarıyorum. Böyle geçiyor hayatım. Videoların hep bu tarzda mı olacak? Yoksa daha farklı içeriklerle karşımızda olacak mısın? Videolar hep bu tarzda mı olacak demişsiniz. Hayır. 1 Nisan demeyeceğim artık. Çünkü 1 Nisan dediğimde her zaman şaka yaptığımı sanıyorsunuz. Nisan'dan itibaren arkadaşlar harika ve harika şeyler gelecek. Gerçekten harika şeyler gelecek. Öyle güzel içerikler yapacağım ki kendim bile inanamayacağım. Hani o derece güzel şeyler gelecek. Şu anki içeriklerim de devam edecek Nisan'dan sonra ama çok daha kaliteli ve çok daha güzel bir şekilde olacak. Şu anda da kaliteli ve güzel ama elimden geldiğince daha fazla arttırmaya çalışacağım bunu. Ama hani şimdi ayda 20 video atıyorsam ya da 15 video atıyorsam Nisan'da belki en fazla 7 veya 8 video atabileceğim. Çünkü okula gidiyorum ve okula giden bir insanın o kadar videoyu, o kadar şeyi yetiştirmesine imkan yok. Ama okul bittikten sonra çok güzel şeyler olacak. Sizin de desteğinizle ve sizin de yardımınızla. Hayat felsefen var mı? Yani belli doğrular üzerinde yaşar mısın? Selam. Selam.
Hayat felsefen ne? Lahana yiyin. Lahana yemek. Lahana yemek insanı gençleştirir. Nasıl ama? Benim bir hayat felsefem var mı? Hayat felsefem benim aslında YOLO'ydu. Yani you only live once. Hayatta sadece bir kere yaşarsın. Ama YOLO bir hayat yaşamak için para lazım olduğunu öğrendikten sonra öyle şeyleri bıraktım. Şu anda benim hayattaki felsefem çok çalışmak. Gerçekten şu anki felsefem çok çalışmak ve çok çalışıyorum gerçekten. Çok çabalıyorum yapacağım şeyler hakkında. Hedefimi gerçekleştirmek için gerçekten çok yoruluyorum. Ve umarım çok daha güzel şeyler olacak. Nisan ayını bekleyelim. Nisan, evet. Ve ailenizi çok sevin. Çünkü aileniz ne kadar size söylemese de sizi çok seviyor, emin olun. Sigara içmeyin, okuldan kaçmayın. Kendini bir kelimeyle ifade etsen. Kürşat. Türk olduğunu kanıtlar mısın? Tamam, şimdi size Türk olduğumu kanıtlayacağım. Bunu nasıl yapacağız? Bakın şimdi. Sadece balkonuma bakın. Balkonumda hem benim göreceğim şekilde hem de insanların göreceği şekilde iki tane Türk bayrağım var. Yakında bir tane de arka planımıza gelecek. Gerçekten Türk bayrağını çok seviyorum ya. Vallahi çok seviyorum Türk bayrağını. YouTube'dan gelen gelirim bir gün artarsa ne yapmak veya nereye gitmek istersin? Tamam, şimdi YouTube'dan gelen gelirim bir gün artarsa ne yapmak veya nereye gitmek isterim? Güzel soru. Şimdi nereye gideceğim konusuna gelirsek, en başta ben Los Angeles'a gitmek isterim. Kaliforniya'ya yani. Hollywood'a gitmek isterim. Beverly Hills'a gitmek isterim. Öyle yerleri gerçekten merak ediyorum ve orada olmayı gerçekten istiyorum. O yüzden öyle yerlere giderdim ilk olarak. Yapacağım şeylere gelirsek, şu an için çektiğim videoların kalitesini 750 milyon kart attıracak ekipmanlar alırdım. Mesela GoPro Hero 4 Black alırdım, GoPro Hero 5 alırdım, Osmo Gimbal alırdım, yoksa Fiutech Gimbal alırdım, drone alırdım, Phantom 3 alırdım, 5 tane yedek batarya alırdım, uçururdum falan böyle. Hani kendime acayip yeni ekipmanlar alırdım ve süper bir oda tasarlardım kendime sırf video çekmek için. Mesela benim şu anda bu odamda çok yankı var ve bu yankıyı kapatmak için sordurttuğumda bana yaklaşık 3.5-4 milyara patlar bu yankı olayının kapanması diye dedim yankılı video çekeceğim ben, bırak beni. O yüzden dediğim gibi odama ve şeye yatırım yapardım, ekipmanlarıma bütün parayı neredeyse ve Los Angeles'a yani Kaliforniya'ya gitmek isterdim. Telefonumda ne var çeker misin? Şimdi telefonumda ne var çekeceğiz, telefonum burada ama ondan önce... Videoyu hiçbir yerden almadım, ben çekiyorum. Yani inanın diye kendimi gösterdim. Merhaba. Söylediğim gibi gerçekten Türk bayrağını çok seviyorum ve burada gördüğünüz gibi kırmızı beyaz bir wallpaper'ım var. Telefonumu açtığımız zaman The Boss oluyor. Yani kral, canavar gibi bir şey. Çok farklı anlamlara yüklenebiliyor. Uygulamalardan başlarsak... Tamamdır, kameranın ayarını da yaptım. Uygulamalardan başlarsak ilk sayfada hiçbir şey yok. İkinci sayfada da oyunlar var gördüğünüz gibi. Mesela şöyle bir oyun vardı. True Skate vardı. Traffic Raider var. Bu oyun var. Ben bunları oynuyorum sadece. Sonra burada da GoPro uygulamaları var. Speed Test var. Telefonumda ne kadar internet kalmış ya da bilgisayarımda ne kadar internet kalmış bakıyorum. Maillerime bakıyorum. Burada da IMDb var. Bunlar da müzik uygulamalarım. Bunlardan müziklerimi dinliyorum. Burada da sosyal medyalarım var. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sonra da burada benim genel olarak kullandığım şeyler var. Burada ne var? Google varmış. H&M varmış. Online işlem var. CyberGhost var. Asfalt var, remote mouse var, followers var. Telefonumda bu uygulamalar var. Şunu indirirsiniz, çok güzel, bilgisayarı uzaktan kullanabiliyorsunuz. Ve bu arada bunların hiçbiri reklam değil, hiçbiri için para almadım, reklam değil bu video. Yemin ederim reklam değil. Ne zamandan beri kaykay kayıyorsun? Valla ben 7 yaşından beri kaykay kayıyorum. Hatta bakın arkamda bir tane şurada, bir tane de şurada kaykay var. Onlar, bir tanesi benim ilk kaykayım, diğeri de ilk profesyonel kaykayım. Hani 7 yaşında başladık kaykay sürmeye. Profesyonel olabildik mi? Kendi çapımızda iyiyiz yani ya. O kadar hani çok abartılacak gibi şeyler yok ama gerçekten iddialı olurum böyle sürme konusunda. Evet, bilgisayarında D-Roof'un çıkartmalarını gördüm. Ne zamandır D-Roof'u biliyorsun ve nereden? Ben D-Roof'un ne olduğunu bilmiyordum. Sen söyleyene kadar da burada yapıştırması olduğunu unutmuştum. Hani onu geçtim, benim de burada bir tane de çantası bile varmış bende bunun. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ben ayakkabı almıştım, ayakkabının yanında geldi. Ne alakaysa bilmiyorum. Oradan yani. İlk kız arkadaşından neden ayrıldın? Ya canım sevgilim benim, çok seviyorum seni ya. Aa, ne oldu acaba? Ne diyecek? Ne oldu diye sorayım. Babası öğrenmiş oğlum. Babası öğrenmişti oğlum, o yüzden. Durun, buraya geri geldik ama ciddi ciddi ilk sevgilimle babası öğrendi diye
ayrılmıştık ama tabii o zaman ne telefonum ne de WhatsApp'ım vardı. Facebook'tan konuşuyorduk bilgisayardan. Ben de Facebook'tan engellemiştim böyle dediği için. Çok pişmanım. Abi İlhan Berk'i 1000 derece bıçakla kes. Hadi gidip keselim. Sence kaç kişi izliyor videoyu? 12 saatte falan. Genel olarak aynı. Kaç insan izliyor? 12 bin kişi mi? Çık. Kız saatte 1000 kişi izlese beni. 500 bin üstüne çık. Gerçek mi? Let's go! Hayır yapma. Ve bu arada da videomuz bitti arkadaşlar. Şu anda sesim daha kaliteli. Biliyorum hani acayip kaliteli çünkü bu şekilde bir sistem geliştirdim. Mikrofonu bildiğiniz kendi dibime kadar çektim ki daha kaliteli ses kayıt edeyim. Evet arkadaşlar videomuz da bitti. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Henüz videoyu beğenmediyseniz like tuşuna yumruk atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şu videoyu unuttum söylemeyi. Şurada çıkan videoyu da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Hani ne kadar harika bir video oldu diye bana soracak olursanız çok harika oldu derim size. Altında da kanalımın linki var. Ona da tıklayarak da kanalıma abone olmayı unutmayın. Tıklayın şuradaki videoya. Altına da tıklayıp abone olun. Allah için abone olun.